Bebeklerim hoş geldiniz. Saat 3 ve ben hem arası almak için eve gidiyorum. Hem de şarjımı birazcık dolduracağım. Bir saat kadar evde olurum. Ne yapacağım evde? Aslında tamamen arası almaya gidiyorum ama çamaşırlarım kurumuşsa onları da toplarım. Biraz ayaklarımı dinlendiririm. Aras kızın ödevleri varsa ödevlerini alacağım. Dönüşte bahçeden şey alacağım, sehpa alacağım. Yusuf'un bu soğutucusunu altına koyması için bir sehpa istedi. Onun nerede olduğunu biliyorum ben. Onu alacağım. Ondan sonra şoka gireceğim. Maden suyu ve küçük su alacağım yine müşteriler için ve kahve alacağım. Tek porsiyonluk küçük öyle şeyle. Üçü bir aradalardan. Öyle. Zaten sakin pasaj. Annemin işlerini hallettik. Çöpünü attım gelirken. Evde de ben ne yaparım? Belki yetiştirirsem şu yatak odamı bir süpüreyim. Sabah yetiştiremedim yatak odamı süpürmeye. Arasın odası, salon, mutfak tamam ama banyoyu da temizledim. Yatak odasına zaman kalmadı. Ay, insanlar arabada müzik açmışlar da. Gerçi ben de severim arabada müzik çalmayı. Müzik dinleyerek gitmeyi severim ama çok fazla ses bilmiyorum, bilemedim. Arkadan bulutlar geliyor ama bugün radyoda şey diyordu. Yağmurlar da ilerleyen hafta gelebilir diye. Zaten tam anlamıyla Nisan yağmurları yağmadı dolu dolu. Nisan yağmurları meşhurdur buranın. Rüzgar vardı hemen, inşallah sesim iyi geliyordur size. Öyle gidelim, oluşu alalım. Muhtemelen gelmeyecektir. Ama ben yine de bir teklif edeyim. Çünkü ben bu akşam yine saat 9.30-10 belki 11 müşteriye göre, dün akşam kalabalık oldu dedi Yusuf. Kalırsam hani evde yalnız kalmasın o saate kadar. Bir de kayınvalideme uğrayıp karton bardak alacağım. Restoranttan artan bardaklar varmış. Yusuf dedi annem oradan uğra al benim için dedi. Kahveye falan. Yani onları halledeceğim. Toparlayacağım. Vitrinimi yapamadım. Beraber yaparız sonra dönünce. Zincirlerim vardı. Onları da bir boşaltayım. Aras kuzu gelmiş. Bunlar temiz, yıkamıştım bunları ben. Benden. Poşet yine sağlam olduğu için götür getire lazım olur. Üzerimi değiştirdim. Bunlar da dükkandan geldi. Geçenlerde salata falan kızartma götürmüştüm ya. Onların kapları geri getirdim. Mercimek çorbası vardı. Mercimek çorbası içtik öğlen yemeğine. Bizim dünden sizi şarjlı takmam lazım. Aynı zamanda siz şarj olurken sabahtan çalıştırdığımız bulaşık makinesini bir boşaltalım. Güzel yıkamış. Biraz da domestos koymuştum. Annemle kayınvalidemin tabakları aşağı inecek. Şarj bir saat, bir buçuk saat kadar da olsun, acelem yok. Müşteri gelecek olursa da ararlar benimkiler. Ya da ilgilenirler herhalde, bilmiyorum. Şu plastikte, plastikler iyi kurumuyor ya. Aşağıya inecek. Ben önce böyle hepsini tezgaha çıkarıyorum. Tekniğim bu şekilde. Böyle daha rahat çalışıyorum, daha hızlı diye düşünüyorum. Bu da anneme. Kayınvalideme. İşten geldiğimizde ya annem bir şeyler koyuyor tabaklara. Kayınvalidem yemek yapmış oluyor, tatlı yapmış oluyor. Onları veriyor kapta. Öyle de onların bulaşıkları birikiyor bende.
bıçaklarımı bilevlemiştim ama yine de annemin oradaki bilevlemeyi getirip, bilevleme aleti var böyle küçük. Onlarla da bir bunları iyice bilevlemek lazım. Ama bu çekmecem kaşıklık bayağı kirlenmiş. Bunu akşam unutmazsam akşam onu bir temizleyeyim. Bardakları hemen koyabilirim yani. Çay bardaklarım, fincanlarım, hepsi birbirine karıştı, kupalarım. Filtremi de çıkarayım. Hazır makine boşalmışken. Çok da kirli değilmiş ama. Bir yağ çöz sıkalım, onu biraz bekletelim. Şundan mı sıksam? Hem kireçlenmiş yerlerini de biraz temizler. Burayı kapatayım, biraz bekleye dursun. Temizler yerleşsin yerine. Çelik tencerelerim iç içe yapıyorum. Sığmıyor çünkü yerim yok yani. Bunlar da iç içe. Çıkmadan da bir duş alırım. Saçımı yıkamam da kabarıyor çünkü. Zaten sağlıklı değil sürekli saç yıkamak. Ama Araz'cığım sen de bir vücuduna su dökülseydin aşkım. Vücuduna bir su dökülseydin. Okulda terliyorsun. Artık havalar ısındı. Günlük duş almak lazım. Çıkmadan mı şimdi mi? Çıkmadan mı şimdi mi duş alacaksın? Günlük alman gerekiyor artık diyorum ben de. Bunu da makineden unutmuşum. Arasa koyduğum beslenmede her şeyi yemiş. Bir tek domates salatalık doğramıştım, onları yememiş. Komik çocuk. Yemiyor. Çocuk kahvaltıda da yemiyor öyle şeyleri. Yani alıştıramadım bir türlü. Şeyimizi yıkayalım. Ama bunla değil, bu biraz elimi yaktı benim. Şu olabilir. Çamaşırları bir kontrol edeceğim. Kurumuşsa onları toplayacağım. Yoksa da kendime soğuk bir içecek alıp, Sprite var dolapta. Azıcık terasta ayaklarımı uzatacağım. Çok güzel esiyor teras. Bir de şey yapmam lazım. Çiçeklerime su. Terastaki çiçeklerime.
tertemiz oldu. Bunu hemen takalım. Makine içindekini sıktım. Makine kendi yıkandığı zaman bu da kendi kendine temizleyecek. Unutuyorum, alışveriş her gittikçe bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi temizleyicisini unutuyorum almayı. Şurayı da biraz açayım. Ne güzel esiyor. Ceviz ağacına bakar mısınız? Kocaman yemyeşil oldu. Çok güzel. Terasım sabah güneş oluyor. Öğleden sonra komple böyle gölge. Çok güzel o açıdan. Yazın çok daha rahat oluyor. Nasıl oldu bakalım. Kurumuş mu? Yok. Daha nemli. Kurumamış bunlar. Şöyle alayım da. Şuraların nemli. Neyse, kalsın akşama kadar. Ben de dinleneyim. Şu gardırobumu bir gün yerleştirmem lazım. Karıştı iyice renkleri birbirine. Elbisemi değiştirdim. Bu elbiseyle gidip çalışsam ne olur ki acaba? Daha rahat. Diğeri de terledim. Kirliye koydum. Terasa geçelim. Annem dün yaptığı kurabiyeden koymuştu. Kayınvalideme de koydum birazcık. Bunlar kayınvalidemin tabakları. Annemin tabaklarını dükkana gidecek poşete koydum. Artık şu kışlık terlikleri yıkayıp kaldırmak lazım. Akşamları serin oluyor giyiyorum ama yazlık terlik almak lazım. Şimdi şurada suyum var benim. Suyu buradan doldurup çiçeklerime boşaltacağım. Ölçülerim de tozlandı. Bunları bir ara yıkamam lazım. Karıştı her yer birbirine. Mis gibi. Azıcık şöyle uzanayım. Önce sulamayı yapayım da çiçekleri. Şu solmuş, çok üzüldüm. Bunlar çok su seviyor herhalde. İki gün sulamasam böyle soluyor hemen. Canlanır herhalde. Su dökeyim de bir bakacağım. Erik de geçen sene yok muydu? Var mıydı? Bu sene mi vermedi? Anlamadım ki. Pek fazla yok üstünde. Çok seviyor bu ağacı. Dallarını bile bana budattırmadı. Girişte diyorum kafama çarpıyor olsun diyor. Elleme diyor. Ay, tam teras saatleri. Tam teras günü yemin ederim var ya. Mis. Bugün de işten kaçar dükkana gitmezsem kesin benimkiler fırçalar beni. Çünkü herkesin kendi işi gücü var. Yani kendi işini müşterisine bırakıp da bana da sürekli koşamazlar ki. Evet, şarjı takacağım size. Gene şarj sorunu. Dolduramıyorum bir türlü. Yetmiyor yani. Çekimde yapıyorum ya. Siz biraz şarja dolu verin. Ben de biraz teras keyfi yapacağım. Ve çiçeklerimi sulayacağım. Diyorum ki şu ortada el altında duran gömlek anne bluzların yerine burada da güzel modeller var aslında. Ya ben beğeniyorum ama genç işi değil. Daha böyle olgun hanımlar için. Şöyle şifon bir gömlek mesela. Asıl olanları gösteriyorum. Sen niye düştün güzelim şimdi? Bu ceketi de beğeniyordum mesela. Bunu da ortaya almıştım da. Niye düştün? Kayıyor işte. Böyle bir kumaşları var ya bunların. Şöyle vakkalı bir gömlek. Yandan bağlama bluz. Çok hoş. Güzel aslında. Kötü tarzlar değiller. Omuzların açık kollu bir gömlek. Şöyle daha sportif. Adamın biri Yusuf'un orada tıraş oluyor ve çok yüksek ses bağırarak konuşuyor. Hatta ses buraya geliyordur belki de. Şöyle kapüşonlu bir sporcu. Spor ya da yağmurluk gibi hırka. O daha sportif. Ondan sonra şöyle bir şey. Gömlek. Bunu da ortaya almıştım da diyorum ki bunları şöyle bir şey. Çinliler gibi. Aslında her biri ayrı ayrı güzel parçalar ama şimdi bunların biraz uzun kollu olduğu için bunlar. Şunlara bayılıyorum. Bakar mısınız? Ütülenince daha şık oldu. Kolları ve yakası böyle şeyli, taşlı. Nefis bir şey ya. Her şeyle kombinlenebilir. O kadar şık parçalar ki. Ama gelin görün ki. Yine bir değişiklik yapmak istedim. Şifon gömlek. Bunları buradan alalım. Tamam bebişler. Alalım. Buraya biraz daha yazlık elbise tarzlarını koyalım diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz?
Ama uzunlukları da kurtarması gerekiyor. Şöyle tatlı tatlı şeyler mesela. Adil Işık'ın elbisesi çok güzel. Şifon. Uzun bir elbise. Yakalı. Uzun kollu. Şu uzun kolları şimdi bir ayıralım. Şu uzun kol elbise. Anne tarzı. Yazlık. Tri tri kot elbise. Bunu da böyle alayım. Kısa kollu gene bir elbise. Buralara elbise yapayım diyorum. Hani havalar ısınıyor ya. Böyle şifon elbiseler. Tatlı şeyler daha hızlı satılır. Bu el altında olsun. Orada çok arkada kalıyor bu modellerim. Kemerli. Tatlı bu, tatlı bir şey. Şöyle. Şifon. Unutmuşum bile bu elbisenin varlığını. Zara. İhracat fazlası. Buyurun. Şimdi bunu şöyle. Buralar şöyle değişik elbiseler olsun. Ama şunu ütülemeyi unutmuşum ya ben. Bunun kısa kollu pembesi, boyun yakası biraz farklı bir modeli. Şeyde var, eteği çok benziyor ama aynı hatta birebir. Şu mankene giydirdim. Bunu ütülemem lazım ama güzel bir parça. Bu şey modelleri de anne modellerinde. Buraya koyayım diyorum. Bu da kalsın. Ondan sonra şu yandaki rafımda yer vardı. Buraya alayım bunları diyorum. Buraya biraz daha elbise yapacağım. Şurası boş mesela. Buraya da getireyim. Kapının girişine astığım elbiselerden asayım. Kolsuz elbiseler. Siyah beyaz buraya koyalım. Koyuluyorum. Tatlı. Bedenin olacak ki giyeceksin. Şimdi böyle yapalım. Daha hoş olacağını diye düşünüyorum. Biraz daha abiye tarzı. Beyaz bir elbise. Bunu o kırmızı abiyenin yanına koyalım. Biraz alakasız çünkü şu. Şey. Tulum. Çoklu tulum. Askılı. Yine askılı. Askı renkleri aynı olsaydı daha iyi olurdu ama neyse. Burası böyle. Bu anne gömleklerini, bluzlarını kapının girişine koymak istemiyorum. Bunları şimdilik ne yapayım? Buraya mı koyayım? Bunları da kaldıralım buradan. Bunları buraya mı asalım? Buraya asalım. Burası komple elbise, yazlık elbise olacak ki müşteri aradığı zaman da hani sorduğunda söyleyeyim nerede olduğunu. Hatta dışarıdan bir tane şeyin ahtapot kolunu fazladan buraya da getirebilirim. Olmadı, o askının değişmesi lazım. Normalde çok siyah siyah ama şuradaki askıdan koyalım. Başka nerede askılı elbiselerim devamı var? Benim askılı elbiselerim bu kadar mı ya? Tril tril. Evet,
öyle yapayım diye düşünüyorum. Şuraya astığım 3 tane elbisem. Bunları da yine buraya taşıyayım. Arkasında hırkam var. Hırkamı getirdim. Bugün hırkamı yıkamıştım ya, turunculu. Buraya yine bir gömlek tarzı bir şey bulurum ya da belki boş bırakırım. Bakalım duruma göre. Böyle daha iyi olacak gibi geldi bana. Yani değişik elbiseler. El altında olması daha iyi olmuş oldu. Bence evet, iyi oldu. Böyle yapalım. Yani öyle kontrol ediyorum ki müşteri dolanırken. Aa, siz neredesiniz, ben neredeyim? Siz beni görmüyorsunuz. Öyle ayarlıyorum ki müşteri dolanırken böyle baksın. Böyle bakabilsin. Rahatça dönebilsin. Ayak altını çok şey yapmıyorum. Tamam, güzel oldu. Ama anne bluzları çok fazla elimizde var. Anne gömlekleri, büyük beden gömlekler. Onları ne yapacağız? Onları bir yer ayıracağız. Ya da komple burası bluz ve anne gömlekleri olacak. Yani öyle yapalım o zaman, evet. Aşağıda da askım var. Yukarıda da askı için yerim var. Burada artanlarım var. Peki bu girişte ne olacak? Burası boş mu olacak? Bunları buraya mı asayım rengarenk? Güzel olur bence. Ne düşünüyorsunuz? Bakın bir bakalım siz bana. Daha vitrin yapacağız sizinle. Şu değişimleri bir ayarlayalım. Önce bitirelim. Şu güzelliğe bak. Şunu öne alayım. Bayılıyorum şuna ya. Çok hoşuma gidiyor. Burayı kırmızı pembe yapayım. Bu mavi, bu da alakasız oldu. Bunu ayıralım. Pembe tonlarında, kırmızı tonlarında böyle daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bunları da buraya alayım girişe. Vakkalarını da düzeltelim, askı da güzel dursun. Bir izleyicim demiş ki, Nigar'cığım ürünleri aldığın toptancılardan askını iste, onlar sana göndermek zorundalar diye. Yani istemediğini zannediyorsunuz. Hem de rica minnet. Halbuki göndermek zorunda. Bu kadar ürün için bana askı göndermek zorunda. Hadi yarısını ya çeyreğini göndersin. Bulamıyoruz abla. Piyasada askı kıtlığı var diyor. Şimdi artık eskisi gibi değil. İnsanlar hep işi uyanıklığa dökmüş. Parayla satmak varken neden ücretsiz göndersin ki? Neyse, hayırlısı bakalım. Kendimizi demoralize etmeyelim ama cevaben söylüyorum. Tabii ki istedim. Tabii ki söyledim. Hatırlattım. Onların görevleri, göndermeleri gerekiyor. Dayanamadım. Bir deneyeyim bakalım. Anne gibi mi oldum? Sünnet annesi gibi. Hı? Seviyorum. Kırmızı olsun, 3 kuruş fazla olsun. Ay, gideyim bir makyaj yapayım. Duş aldım, yüzümün gözümün rengine bakalım. Ya bir de sivilceler türedi. Yani ne leke yapıyor. Bir de oynuyorum, tırnaklıyorum. Biberiye çayıma hemen dönmem lazım. Kayınvalideciğim bana termos verdi. Kızım götür soğuk suyunu koyarsın. Yaz günü de dolapla uğraşmazsın. Ben de aldım geldim, sağ olsun. İçine suyumu da doldurdum. İçecek suyum mis gibi. Tabii yarısına kadar. Ağır da getiremezdim çünkü. Bitirini yapalım. Anneanne şey topuzumla. Başka yere asalım. Neyse, pasaj sakinken. Selime Sultancığım gene döktürmüş. Neler neler yapmış. Domates salatası yapmış. Onun adı Şakarap'mış. Şakarap. Evet, Özbekler öyle yapıyormuş. Bol vay, vay 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 vay. Ben de ablamın oğlundan öğrendim yani. Pilavın yanında öyle yapıyorlar. Adı da Şakarap. Şakarap. Aklıma geldi dedim pilavın yanında. Anne, bir tane gümüş küpen kaybetmiş olabilir misin? Evet, nerede? Buldum dışarıda. Pasajda düşmüş. O kadar aradım, o kadar aradım. Yani ben şöyle düşündüm, dedim ki yani. Alan getirir beyler, gümüş ya. Aman dönür gelir, bulunur belki bir yerde dedim. Ama var ya, babam hediyesiydi. Gece İbrahim'i kendim sabah geldi bu arada. Ya ben ama seni yerim. Çünkü cebime koyduğumu hatırlıyorum, anahtar almaya soktuğumda orada. Tam bizim dükkanların çıkışında şu elektrik panosunun orada. Ay. Biz
size afiyet olsun. Kızlar yeşil anneme ne kadar güzel yakışıyor görüyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Özbek pilavı yaptı anneciğim. Ay buraya tuz koymak lazım yani. Tamam tamam, tuzlu salata ben yiyemem. Elma suyu da koymuş. Aras Bey bu pilavı beğenmiyormuş, yemiyormuş. Ben dedim kendin bilirsin. Aç olan yemeğini yer, aç olmayan yemez değil mi anneciğim? Teklif var, ısrar yok. Aynen öyle. Yusuf'un müşterisi var, oğlanların da müşterileri var. O yüzden biz ana kız oturduk. Yiyeceğiz. Akşam çünkü mesaimiz bizim başlar birazdan. Bismillahirrahmanirrahim. Donmuş bunlar. Sen ön tarafı donmuş mu, boşalmış mı? Donmuş. Bence ağır. Benim güzelliklerim. Bakın kızlarıma ne yaptım. Tatlı oldu ya böyle. Ha? Canlı canlı renkler. Beyaz artık havalar ısındığı için özellikle bir modeli de beyaz giydirmek istedim. Çünkü bende de beyaz modeller var. Ama bunun yazması birazcık önü aşağı, çok yukarıya kalkmış. Onu bir düzeltelim. Akşam bir yoğunluğum vardı. Ondan dolayı vitrini silme işini yapamadım. Vitrini silecektim ya kızlar. Ama mankenleri değiştirmeye yetiştirdim. O da bana sorun, nasıl değiştirdim. Mankenleri şuraya çıkardım. Şunun üzerine yatırdım. Kollarını çıkardım. Müşteri geliyor bir şey soruyor. Dışarıdan kot pantolon denemek isteyenler oldu falan. Neyse hallettik. Demek ki neymiş? Vitrin yapma işini sabah sakin saatlerinde yapacakmışım bir dahakine. Bakın bakalım. Beğenecek misiniz? Buyurun efendim. Bence çok, çok tatlı oldu. Güzel oldu. Şu pehlivana ne giyse yakışmıyor. Çok ciddi duruyor çünkü. Hani bunların yüzünde bir böyle lady'lik var. Böyle minik yüzleri. Bu böyle daha şey, iri ve göz makyajı bir değişik. Olsun olsun. Kızıma gene de vücut olarak iri ve boylu olduğu için diğerlerine göre bunlar daha sıska. Bu daha boylu, poslu, iri benim gibi. Kendim hemen bir kulp buldum değil mi? Böyle genelde havalar ısındıkça böyle keten pamuk elbiseler tek renk tercih ediliyor. Bir de burada Robinson Otel var ya kızlar, oranın çarşamba akşamları beyaz gecesi oluyor. Hani beyaz elbisem de var diye görünsün diye de beyaz giydirdim. Bence güzel oldu. Turuncu beyazlı, önü düğmeli, yandan cepli, kolları toplanabilen bir gömlek elbise bu. Tunik değil bu, gömlek elbise. Çünkü manken bayağı boylu. Bu normal şartlarda zaten böyle disk hizasında falan oluyor elbise yani. Tabii önünü açıp bikininin üzerine falan da kombinlemek isteyen de olabilir diye düşünüyorum. Evet, ortaya böyle desenli olanı attım. Kenara da tek renk turuncu yaptım. Turuncu bunun içindeki turuncu daha alımlı, daha canlı turuncu. Bu biraz daha böyle farklı bir turuncu ama yine de genel olarak bence şey oldu. Uyumlu oldu. Vitrinim uyumlu oldu. Güzel oldu. Fena olmadı. Hoşuma gitti içmesinde. Tüm gün o kadar sakindi ki ondan saat 8'den sonra da böyle bir yoğunluk başladı. Çoğu yeni gelmiş. Daha yeni bakıyoruz. Hani nerede ne var bilelim diye dolaşıyoruz dediler. Önemli değil. Sağlık olsun. Bugün giderler, yarın gelenler olur. Dolaşıp sonra alışverişe gelecek olanlar olur. Kayınvalidemin termosunu buraya koydum. İçine de bir tane kabuk tarçın attım. Çubuk tarçın. Kabuk nereden çıktı? Ve mis gibi suyumu içiyorum. Diyorum ki şu ufak tefek çaplı temizliğimi bugünden yapayım. Yusuf'a da öyle tavsiye ettim dedim. Temizliğimizi gündüzden, akşamdan gitmeden yapsak şey daha iyi olur. Tabi burası lavaboda olmadı. Elimi falan yıkayacağım zaman burası çok kalabalık olacak. Lavabom kapandı ama gerçi elimi yıkamak için Yusuf'un oraya da, annemin oraya da gidebilirim. Burada lavabo bana çok gerekmeyecek. Buraya yerleri silerken Vile'de suyu içinde, zaten suyu Yusuf'un orada dolduruyorum. Kovan falan da orada ya kızlar. Şimdi şu kalemimi yerine bir koyalım. Tamam mı? Buna birazcık su doldurdum. Ama kokusunun orijinalliği hala devam ediyor. Şuraları falan dolaşırken bu koku resmen dağılıyor etrafa. Bir daha gidecek olursam yine aynı kokuyu alacağım Salı Pazarı'ndan. Dükkanıma iyilik alışverişimi yaptığım malzemelerden biriydi bu. Burada soyunma kabinin orada da çok güzel kokuyor. Şu 2 euro'mu kasama atayım. Maskarayı da çantama mı koysam yoksa makyaj malzemelerinin içine mi? Ay umarım. Şuraya atayım, şurada kalıversin. Birazcık kitap okudum bugün. Başardım yani. 2 gündür azar azar okuyorum. Kendimi tebrik ederim. Bu konuda. Kasayı kilitleyelim şöyle açılmasın. Kayınpederim geldi akşam. Ve çay falan içtik. Biraz sohbet etti. Giderken de Aras'ı götürdü. Saat 9.30 civarıydı. İyi de oldu. Arabayla en azından gider, üşümez. Biz de motorlarlayız çünkü. Aras kuzum ödevini yaptı. Yemeğini yedi.
Canım benim. Dedesi de sağ olsun götüreyim ben dedi kızım. Duşunu da zaten bugün almıştı. Oğluşumun yapacağı bir şey yok. Şimdi babaannesiyle dedesiyle biraz zaman geçirir. İyi olur. Benim vitrinimin de camlarının dıştan silinmesi lazım. İçten lekesi yok. Hani dokunulmuyor zaten. Ama dıştan camlarımın bir silinmesi gerekiyor. Yarın muhasebeci ararsa bu gider pusula yazacaktı ya bize. Matbaadan pusula gelecekti. Bugün gitmiştik, olmadı, geri geldik ya. İlk blokta bunları sanırım anlattım da ikinci de anlatamamış olabilirim. Onlar gelecek ve yarın ya da öbürsü gün en geç bizi arayacak. Biz de gideceğiz ve posta yazı işini halledeceğiz. Bugün turistin birine borca şort verdim. Diyeceksiniz ki Nigar'cığım tanımıyorsun, bilmiyorsun. Turist gelir mi gelmez mi? Ama çok samimi bir çiftti. İçimden geldi açıkçası. Güvendim. Giderken de hatta teşekkür ettiler. Şöyle oldu. $100 para getirdiler ve bozuk bulamadım. Esnafa da sordum. Ne yazık şimdi sezon daha yeni başladığı için $100 da bozuk herkeste olmuyor. Olsa da insanlar dolar bozuğu kolay bulamadıkları için vermiyor da olabilirler diye kendi kendime düşünüyorum. Velhasıl kelam $100 bozuk bulamadım ve müşteriye de poşeti geri ellerinden almak istemedim. Dedim ki alın yarın dedim isterseniz TL ile getirebilirsiniz, isterseniz bozuk getirebilirsiniz. Ondan sonra çok teşekkür etti gittiler. Sonra şöyle düşündüm kendi kendime. Dönmese bile önemli değil. Ben o çifti sevdim ve hani Allah kalbimi biliyor ya. Hediyem olsun, para gelmeseydi bile helal ederdim, öyle söyleyeyim. Sonra ben bu durumu masada anlattım. Kayınpederim diyor ki sen ticaret kadını falan değilsin. Sen diyor çok çabuk batarsın diyor. Duygularını diyor işe karıştırma diyor. Aslında doğru bir şey söylüyor. Bu kadar emek harcıyorsun, çocuğunu bütün gün görmüyorsun. Yazık, günah yani. Neden şey yapasın ki diyor. Risk etme. Yani turiste nasıl güveneceksin? Otelini bilmiyorsun, numarasını bilmiyorsun. Sormadım da hangi oteldesiniz, kaç numara odada kalıyorsunuz falan diye. Dediğim gibi içimden geldi. Gelirse benimdir, gelmezse benim olmamıştır mı derler, öyle bir şey derler ya. Şimdi benim bu renk cümbüşlüğüme ne diyorsunuz? Bugün bu hırkayı aldım çünkü hiçbir sebebi yok, sıcak tutuyor, akşamları motorla giderken iyi olur diye düşündüm ama rengini uyduramadım. Çok da önemli değil. Biz aslında saat 10.30 ve tam dükkanları toplamaya başlamıştık ki Yusuf'un müşterisi geldi ama uzun sürmeyecek, sakal tıraşı olacakmış müşterisi. Şimdi burada çalışan elemanlar akşamları gelebiliyorlar, gündüzleri çalıştıkları için kimisi randevusuz geliyor ve böyle bu saate kalıyor. Akşam kısmeti tıraşını yapsın, göndersin, bir şey olmaz. Ben de onu bekliyorum, beraber çıkacağız, yavaş yavaş gideriz. Evde dünden Carrefour'dan aldığım mezeler falan var. Borş var. Borş ısıt biçeceğim ben, annemin gönderdiği. Borş zaten bekledikçe daha güzelleşiyor. Güzel bir çorba. Kemik suyuna. Bilgisayarımızı kapattık. Kapağını da kapatalım. Toza bakın, bilgisayarın arkasında ne kadar toz birikmiş, görmüyorum ya. Bunu Yusuf'un orada yıkayayım. Yerleri yarın şey yapacağım. Elektrikli süpürgeyle yine çekeceğim ve sileceğim. Aynı zamanda yarın vitrinimi de sileceğim. Şimdi de silerim. Ben sizinle artık vedalaşayım bence. Eve gidince de artık dinlenmece yaparım. Öpüyorum sizleri. Seviyorum. İnşallah yarın görüşürüz. Bay bay kızlar.